Hoppa. Ulan ben seni unuttum ya. Üstüne bir şey daha çıkıyorum ben. Saçmalama, bir sakin ol. Nereye? Neden kaçıyorsun sen bakayım? Hani yani yüzüne bakılmayacak kadar mıyım? Aşk olsun. Ben orasını bilmem. Bakana soracaksın sen. Çıkıyorum ben. Ya bir sakin ol. Saçmalama, gitmene gerek yok. Burası senin evin. Gir, ne yapacaksan yap. Ay üstüne falan atlamam, merak etme. Tamam be, tamam. Ben üstümü değiştirip çıkacağım. Sen de üstünde bir şeyler giy, dolaşma öyle ortada. Hasan. Geldim, geldim. Ne? Konuşmamız lazım. Ya tamam, konuşmamız lazım da bir dur ya. Ne konuşacağız ya? Ne yapıyorsun sen Hasan? Anneme de konuşmayacaksın demişsin. Murat mı kaldı bir derdimiz şimdi? Çocuğumuz onların yanında zaten. Geçeceksin o intikam işlerini falan. Ne oldu, niye? Rahatın bozulur diye mi korkuyorsun? Girmişsin aralarına. Benim oğlumun doğum günü birlikte kutlamalar falan. Haberin var sanıyordum. Yoktu ama. Ulan kendi oğlumun doğum gününde kapıda kaldım be. Bir günü çok gördüler lan bana. Bir günü. Ya Efe'nin doğum günü değil ki bugün. Onlar öyle köşke girdiği günü kutluyorlar. Biz seninle kutlarız. Efe'yle. Alacağız oğlumuzu onlardan. Alacağım. Ben alacağım. Oğlumu alacağım. Her doğum gününde de yanında olacağım. Onu benden esirgeyenlere de göstereceğim ben Anya'yı, Konya'yı. Böyle mi iyi insan olacaksın sen? Efe'ye böyle mi iyi baba olacaksın? Onu büyütenlere düşmanlık ederek. Ya bu çocuk büyüyünce sormayacak mı sana? Baba neden amcamı hapse attırdın? Neden yıllarca orada tuttun demeyecek mi? Ulan ben onun hayatını kurtardım be. Daha Yavuz'un başında gördüğümde kafasına sıkmam lazımdı değil mi? Gidip sonunda gömerdim. Arkama da bakmazdım. Hasan bunu yapar çünkü. Ben bilmiyor muyum lan? Murat'a bir şey olsa sanki Yavuz kalkıp gelecek. Sen git onu Kadir'le Ferhat'a anlat. Hiç olmazsa içeride bak. Nefes alıyor şimdi. Tamam. Tamam, duydun hadi sen duyacağını. Hadi. Hasan. Hasan. Ya sende saç kurutma makinesi falan var mı? Diyecektim. Ha, var benim.